Ne güzel, ne müthiş kadın. Gerçekten öyle. Birbirinize hala aşıksınız, değil mi? Nasıl ayrıldın? Nasıl bıraktın bu güzelliği? Nasıl kükremedin babana? Sen de mi biliyorsun Samim amca? Günlerce o dehşetli olayın konuşulduğunu hala hatırlarım. Yolu Reşit domuzu razı olmaz. Boş yere ümitlenme. Oğluna varlıklı soylu bir gelin alacaktır. Göreceksin. Seni üzmek istemem. Canımın çiçeği, tek evladımsın. Lakin gerçeğe boyun eğeceksin. Reşit Bey beni hiç istemez. Senin kızın olduğum için istemez. Her şeyi biliyorum anne. Yıllar önce onu bu evden nasıl kovduğunu da biliyorum. Yalvarıyorum Zehra, benim ol. Hayır, çık git evimden. Benim olacaksın, sana tutkunum, aşığım. Kara sevdalıyım, iste benden, emret, dile dilediğini. Sen sayılan, sevilen bir insansın. Reşit Bey'sin, yakışmıyor. Senden ötesi umurumda değil. Dul, erkeksiz bir kadınsın. Oynama bana. Gel bana. Yeminim var. Elime hiçbir erkek eli değmeyecek. Evladımı namusumla büyüteceğim. Budala yoksul sersem, seni paraya boğarım, ihya ederim. Kaç yıldır gözüm var sende, biliyorsun. Sana ölüyorum. Ölüyorum Zehra, gel. Canım benim. Bırak diyorum. Yapma. Gel buraya. Gel. Gel dedim sana. Ölüyorum dedim, anlasana. Gel buraya. Gel. Defol evimden. Defol. Defol. Pekala. Defol derim sana. Pekala. Sana kan kusturacağım bir gün. Bunu unutma. Öyle, öyle acılar çektireceğim ki yaşadığına pişman olacaksın. Bugünü unutma. Hiç unutma. Hoş geldin Arzu kızım. Sağ olun Hatice abla, nasılsınız? Sizden sonra biz taşındık buraya. Rahmetli anneciğine de çok üzüldük kızım. İyi günler hanımefendi. Saygılar hanımefendi. Hemen toplantı isteyin. Fabrikaları alın önce. Kamyon ve kamyonetleri. Fırını, çarşıdaki mağazaları. Önce Fuat ve Necip'in mağazalarını. Konuştuk, anlaştık. Onlar söyledi burada olduğunuzu. Fabrika işçilerinin tazminatlarını hemen ödeyin. Baş üstüne. İşte bitti. Artık bir acı kahvemizi içelim. Buyurun. Anahtarlara buyurun. Hayrını görün. Siz de. Sağ olun. Seninle bu çarşıda yürümek en büyük hayalimdi. Daha nice hayallerimiz gerçekleşecek.
Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bir kahvemizi içmez miydiniz? İçerim. Buyurun, buyurun. Sağ ol. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Sağ ol Fuat amca. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Avukat beyler dediler ki bizim mülklere de talipmişsiniz. Evet. Konuşup anlaşın. Şimdi hemen. Baş üstüne. Ne istiyorsanız pazarlık edilmeyecek. Yalnız yarısını peşine alacaksınız. Yarısını da yeni çarşı inşaatı başladı. Bizce münasiptir. Nakliyeci Necdet Bey. Bu vasıtaların hepsini mi istiyorsunuz? Hepsini. Peşin parayla mı? Üçe böleceğiz. Şimdi, inşaatların başladığı gün ve 3 ay sonra. Tamamdır. Buyurun benim mağazaya gidelim, anlaşmayı bitirelim. Kahvelerini içmediler ki. Olmazsa bizim dükkanda içeriz avukat beylerle. Peki. Dursun, bizim kahveleri yolla. Yani size karşı da çok mahcubuz. Anneniz için de çok üzüldük sonra da. Olan olmuş. En iyisi kadere razı olmak, unutmak. Biz de kalkalım. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Allah'a ısmarladık. Güle güle reis bey. Delice sevmişim meğer. Yıllardır kendimi suçladım. O ümitsizliğim içinde bile yapayalnız yaşadım. Evlenmedim. Alkış mı bekliyorsun benden? Duygularımı öğrenmeni istiyorum. Karşında bulunca konuşmak ne kolay değil. Neredeydin şimdiye kadar? Peşinden gelemeyecek kadar perişandım. Seni nerede bulacağımı da bilmiyordum. İstersen konuşmayalım. Konuştukça daha suçlu hissedeceksin kendini. Hayır. Benim gibi pek çok erkek var, baba parasıyla büyümüş, baba sözünden çıkamamış. Düşün, bana hak vereceksin. Düşünüyorum. Gene buradaydık. Bu öpüşmek değil benim için. Ant içmek, yemin etmek gibi bir şey. Bizi ölüm ayırır demiştim. Hiçbir güç ayıramadı işte. Benim aşkım, benim yangınım, benim yüreğim kavuşturdu bizi. Yeter. Suçlama artık. Öyleyse konuşma. Bana sar. Beni öp. Kaç haftadır iş yerlerimiz kapalı beyim. İnşaatlar da başlamıyor. Ne binaları yıktılar, ne de kum çakıl harç çektiler. İşsiz kaldık reis bey. Peki, tazminatlarınızı almadınız mı? Hazır para çabuk bitiyor beyim. Kar gibi eridi, ne elde kaldı ne avuçta. Bugünlerde müjde vereceğim sizlere, merak etmeyin. Gönlünüz rahat olsun. Sağ olun beyim. Sağ ol. Ne oluyor kuzum müdür bey? El elde, baş başta oturuyoruz. Nerede inşaatlar? Bilmiyorum.
Bilsen iyi olacak. Paramızın ikinci taksidini sonra da tamamını almamız için işlerin başlaması, temellerin atılması gerek. Anlaşmaya ödeme tarihlerini koydunuz mu? Hayır, aklımıza bile gelmedi. Aa, konuşmamız gerekiyor başkan. Bulursan konuşursun. Başkan işi gücü serdi, aşk peşinde. Evlenelim artık. Neyi bekliyoruz? Konak bahçesinde yapalım düğünümüzü. Şenlikler 5 yıl önce kaldığı yerden başlasın. Peki. Ama önce işleri başlatmalıyız. Kasabaya karşı sorumlusun. Verdiğimiz sözü tutmalıyız önce. Ne yapmamı istiyorsun? İstanbul'a gidip fabrikalar için gerekli makineleri getirmelisin. Hayır, önce evlenmeliyiz. Ben her zaman seninim. Bunca yıl bekledik. Birkaç gün neyi değiştirir? Nasıl istersen öyle olsun. Merhabalar. Merhaba başkan, merhaba da bu bizim işler ne oluyor? 1-2 hafta içinde başlayacağız. Yuvarlak laf bunlar. Bak başkan, kat'i tarih isteriz. Senin derdin başka, bizim mallar ne olacak? Tatsız laf bunlar, bana güveniniz yok mu? Haşa, lakin başın dumanlı biraz. Git konuş Arzu'yla, kesin bir tarih bildirsin bize. Konuştuk, bu işler için Arzu düğünümüzü bile erteledi. Varımız yoğumuz, tüm mülkümüz söz konusu. Bize derhal cevap versin. Düğünü ister yaparsınız, ister yapmazsınız. Ortaokulun inşaatı ne zaman başlayacak? Sağlık evi için ne düşünüyorsunuz? 2 inşaat da hemen başlayacak. Gerekli bütçeyi sizlere veriyorum. Okul ve sağlık işleri sizin sorumluluğunuzda yürüyecek. Beylere çeklerini verin. Emredersiniz. Karşılığı bankaya yatırılmıştır. Teşekkürler hanımefendi. Güle güle. Saygılar. Güle güle. Haklıymışsın. Fevzi amca ile diğerleri de yolumu kestiler. Laf anlatamadım. Kaybedecek vakit yok. Bu akşamki trenle gideceksin. Evet. Gitmeliyim. Valizini al, hemen gel. Ben de sana vereceğim çekleri, vekaletnameleri hazırlayayım. Olamaz. Murat bu kalleşliği yapmaz. Ne yazık ki yapıyor. Kaçıyor bu gece. Yapmaz dedim. Gözü toktur. İhtiyacı da yok zaten. Milyonlarca liralık çek. Ve Arzu Hanım'dan aldığı vekaletler de yanında. Gizlice götürüyor. Bir daha gelmeyecek. Vay namussuz vay. Vay dönek vay. Gösteririm ulan ben sana. Vay alçak vay. Söyleyeceklerimi iyi dinle. Murat kaçıyor paralarla. We'll be right back.
şey bunun içinde. Hadi git artık. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Güle güle. Seni seviyorum. Ben de. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Hayrola? İn hele. İn de konuşalım. Bavulunu, çantanı da ver. Üstünü arayacağız. Ahlaksız köpek, kitapsız. Yoksulun öksüzün parasını yiyen adi köpek. Yavaş olun be. Ne demek bu? Ben belediye başkanıyım. Doğru konuşun. Sen hırsızın, üç kağıtçının tekisin. Şimdi de kaçacaksın aklın sıra. İn aşağı. Nereye reis bey? İstanbul'a mı? Evet Osman amca, trenle. Bizlerle konuşup vedalaşmadan böyle apar topar kaçmak nereden icap etti? Hem de 100 milyonlarca lirayla ha? Niçin kaçayım? Sizlere söz verdiğim gibi işleri başlatmak, gerekli malzemeleri, mühendisleri getirmek için... Hırs lan hırs! Çocuk mu kandırıyorsun lan? Metresin olacak o kadın da peşinden gelecek. 3-5 gün sonra ver elini Londra, Paris, yok bilmem neresi. Baktın ki boş lafları yutmadık. Sıkıyı görünce paramızı gasp edip tüyecektin. Yağma mı var? Kim uyduruyor bunları? Hangi yılan? Neden yapayım bu alçaklığı? Fevzi amca, bari sen dinle beni ha. Elini köpeğe. Thank you.
İndirin köpeği. Vurun. Vurun. Bana da yapmıştın. Anamı öldürdünüz. Pus size. Ne kadar aşağılık. Ne kadar iğrenç insanlarsınız. Ne suçu vardı Murad'ın. Ne yaptı size. Sizler için hastaneler, okullar yapacaktı. Sizler için gidiyordu İstanbul'a. Bağışla beni. Mecburdum. Ama bu kadarını tahmin etmemiştim. (Gülüyor)